Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş. Nilgün Hanım, seneye bu zamanlar ne yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz ne? Seneye bu zamanlar en büyük hayalim oğlumun adına Soner Gürcan Akay'ı kaybettim ben oğlumu 20 sene önce. Gösemi'de. Onun adına bir hastane odasında böyle düzenlemek istiyorum onun adına. Soner Gürcan Akay adına. En büyük hayalim o. Şöyle bir şey, yatağıyla, televizyonuyla, yani çok lüks bir şey istiyorum. Yani hastaların rahat edebileceği bir şekilde. Şimdi oğlumu ilk kaybettiğim zaman tabii çok üzüldüm. Fakat geride bir kızım vardı, bir eşim vardı. Kendimi toparlamam lazımdı. Ya şimdi bir kızınız da var. Evet, bir kızım daha var. İki kardeşti onlar. Yaş vardı aralarında. 1,5 yaş. Oğlunuz? O. Rahmetli. Bakamıyorum biraz. Tabii. Siz... Yani zaten gözünün içine bakamıyorum. Evlat acısından ama daha büyük bir acı ne olur ki? Evet. Maalesef hayat evladımı kaybettikten sonra da sürdü. Nasıl sürdü? Eşime yardım etmem lazım. Eşim strese girdi. Kızım üniversiteye hazırlanıyor. Ona yardımcı olmam lazım. Kendimi, acımı içime gömdüm. Yavaş yavaş hayatın içine dönmeye başladım. Onun kalbi sizin kalbinizde çarpıyor zaten. Yani o içinizde, o sizinle uyuduğunuzda, zaman, yemek yediğinizde, oturduğunuzda, burada. Evet. Böyle oluyor Nilgün Hanım. Yani insan yere göğe sığdıramadığını, zamana sığdıramadığını geliyor bir avuç, bir karış toprağa sığdırıyor işte. Bir de kendi ellerimle öldü. Böyle var ya, oğlum beni bekle dedim, geleceğim senin yanına dedim. Yani o kadar, yani Allah bir metanet verdi. Ama ben tabii, biliyorum o duyguyu, iyi tanıyorum. O hissi iyi tanıyorum. Evet. Ben de geleceğim hissini biliyorum ben. Ya, çok okula düşkündü. Bir imtihana girmek istedim. Eşim sağ olsun gitti. İzinler aldım. Orada imtihana girdi. Ve de öldükten sonra şeyi geldi, kazandı. Yani kazandı haberi Öldükten sonra mı geldi? Girdi imtihana, mutlu, çok iyi geçti. Aynen. Anne şöyle, anne böyle, anne kazanacağım anne falan. Ve de hastane yatağında sınava. Tabii serumlarla. Serumlarla sınava girdi. Serumlarla sınava girdi. Hastane odasında kazandı. Ama o yoktu. Çok acı, nasıl diyeyim, bak gözlerinden okunuyor yani acıyı paylaştığımız. İnan, ya şimdi anlatacaklarım çok da. Evinde olsa, arabanda olsa, malında olsa, yani boş. Tamam, belki bazı insanlar için doludur ama belki başından ben o anda yani bir şey yapamadım yani, yapamıyorsun. O çaresizliğin. O hiçbir zaman gözümün önünden gitmiyor yani. Hepimiz biriz. Hepimiz aynı yağmurda ıslanmıyor muyuz? Evet. Aynı güneşe çıkmıyor muyuz? Evet. Aynı hastalıkları geçirmiyor muyuz? Evet. Kral da dilenci de aynı iştahla acıkmıyor mu? Aynı yemeği yemiyor muyuz? Aynı ekmeği bölüşmüyor muyuz? Evet. Ne olur kral olsan ne olur? Ya. Dilenci olsan ne olur? Önemli olan huzurumuz olsun, sağlığımız olsun. Sevdiklerimizi yanımızda hissedelim. Sizinle ilgili bir takım görüntüler var. İsterseniz biraz da dağıtalım bu havayı. Oğlumun ilk belirtisi bir gün grip gibi bir olay oldu. Grip olunca bunu doktora götürdüm ben. İğne, ilaç bir şeyler verdiler. Bir 2-3 gün geçti, aradan hiçbir düzelme olmadı. Biz de hemen apar topar Ankara dış kapı SSK'ya götürdük. Gece saat 11-12'de lösemi olduğu ortaya çıktı. Bizimle bu kendinize ayırdığınız, sadece kendinize ayırdığınız duyguları paylaştığınız için eksik olmayın. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Amaca, hedefe sabırla erişiniz. Aceleyle değil. Sabretmek gerekiyor. Sabredelim ki, çünkü en doğrusunu Allah bilir. Güç, kuvvet, sabırla zaman birleştirilerek sağlanır. İnşallah Nilgün Hanım'ın umudu gerçekleşir. Biz bu kapıdan kendisini bu mutlulukla karşılarız. Gidiyorum gelecek sene kapısına.
Şöyle buyurun isterseniz. Aa, çok teşekkür ederim. Aman aman, çok 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 teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Yavrunuz için bir hastane odası yapmayı planlıyordunuz. Evet. Oldu. Oldum. Oldu çok şükür. Oldum. Yani hayallerim gerçek oldu. Çok teşekkür ediyorum. Anlatamam size, yani ifade edemiyorum şu anda. Hayaller gerçeğe dönüştüğünü ilk defa kendimde gördüm. Anlatamam yani, anlatamam. Eşim, Allah bir kere razı olsun, çok yardımcı oldu. Bana katlandı yani, ama evi ne hale getirdim. Zaten yarımdı, yarım atölyeydi. Tamamını atölyeye çevirdim. Çok teşekkür ediyorum eşime de. Çok teşekkür ediyorum. İnsan katlandığı fedakarlık çektiği ıstırap nispetinde sever ya. Eşiniz de sizi çok seviyor. Aynen işte, zaten önce... Teşekkür ediyorum o yüzden. Peki. Oğlumun adına bir oda yaptırmak istiyorum. En büyük hayalim çok konforlu bir yatak olması. İnşallah hayırlısıyla yavaş yavaş sonuca ulaşmaya çalışacağız. Şimdi boncuk çekiyoruz konusunda. Oradan kumaşçıya uğrayacağım. Bebeklerim için güzel bir alışveriş olacak. Şimdi malzemelerimizi beğenmeye kumaşçıya geldik. Çok güzel malzemeler. Beğenelim bakalım. Bakalım buradan ne çıkacak. Evet. Şimdi kumaşçıya geldik. Kumaşlarımı beğenmeye başladım. Çok güzel kumaşlar buldum. Kullandığım boncuklar. Şimdi bu bebeklerimizi yaparken böyle spatuladan faydalanıyorum. Şu anda boncuklarla kolunu yapıyorum. Şu anda bebeğimiz bitti. Sıra yüzüne geldi. Şimdi yüz çalışması yapacağım. Son dokunuşlarını yapıyorum. Bebeğimizin yapım aşamaları bitmiş durumda. Son halini gösteriyorum. Şimdi bütün hazırlıklarımı tamamladım. Tablolarımı yaptım. Bebeklerimi yaptım. Onları satışa sürmeye gidiyorum. Şimdi şehre geldik. Oğlumun mezarının başındayım. Oğlum, hayırlı bir iş için senin adına bir hastane odasını düzenledim. Kayseri'ye gidiyoruz. Bu zorlu süreçte hastane araştırdık. Hayırseverimiz Dilgün Hanım bize ulaşarak kendi oğlu adına bir oda tahsis etmek istediğini söyledi. Nasip Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne oldu. Kabul olur inşallah hayırları. Ablamın hayalini gerçekleştirmesi, ümit ediyorum ki tüm kadınlara, insanlığa, bütün bu yardımsever dostlarımıza bir şekilde feyiz olur. Bir hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştım. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Şu an odamızın açılışını yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hastalarım da şifa olur.